Bu videoda Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarından Yakup Kadri'nin en çok okunan romanlarından bir tanesiyle Ankara ile ilgili bazı arka plan bilgileri vereceğiz. Bütün arka plan videolarımızda olduğu gibi bu videoda da size romanı daha iyi anlamayı veya romanı Türk Edebiyatı içinde daha iyi konumlandırmayı sağlayabilecek bazı bilgiler vermeye çalışacağız. Bu bilgileri isterseniz romanı okumadan önce, isterseniz de okuduktan sonra takip edebilirsiniz. Çünkü romanın olay örgüsü ve gidişatı ile ilgili fazla bilgi vermiyoruz. Daha çok yazarın kendi hayatının ve kendi görüşlerinin bu romana nasıl bağlandığıyla ve Ankara'nın Türk Edebiyatı içindeki ilginç konumuyla ilgileniyoruz. Ankara ile ilgili arka plan bilgileri verirken ilk önce şunu söylemek gerekiyor. Bu roman bize 3 farklı boyutu bir arada sunan bir roman. Birincisi, bu bir kurtuluş savaşı romanı. İkincisi, yazıldığı dönemle ilgili çok ciddi toplumsal eleştiriler içeriyor. Üçüncüsü, bu aynı zamanda bir ütopya anlatısı. Normalde edebiyatta bir romanın birden fazla konuya değinmesi veya merkeze birden fazla tema koyması çok anormal bir durum değildir. Ama Ankara'nın şöyle enteresan bir özelliği var. Romanın bu 3 farklı boyutu aslında birbiriyle fazla etkileşime girmiyor. Bu 3 farklı boyut birbirinden net olarak ayrılmış 3 bölümde karşımıza çıkıyor. Romanın yapısına baktığınızda 1920'lerin başında geçen ilk bölümün Kurtuluş Savaşı'na, 1930'ların ortasında geçen ikinci bölümün toplumsal eleştirilere ve 1940'lı yılların başında geçen üçüncü bölümün Yakup Kadri'nin bir hayaline yoğunlaştığını görüyorsunuz. Arka plan videolarımızı normalde böyle bölüm bölüm olarak kurgulamasak da Ankara'nın bu yapısı aslında işlere böyle yaklaşmayı çok kolay kılıyor. Ankara'nın birinci bölümüne baktığımız zaman çok tipik bir Kurtuluş Savaşı anlatısı görüyoruz. Türk Edebiyatı'nda Kurtuluş Savaşı'ndan bahseden onlarca roman bulabilirsiniz. Ancak bunların özellikle Yakup Kadri ve Halide Edip gibi savaşı kişisel olarak yaşamış yazarlar tarafından yazılan örneklerinde Kurtuluş Savaşı romanı adı altında ayrı bir türden bahsetmeyi mümkün kılan bazı ortak özellikler bulunuyor. Ekrandaki tabloda bu tarz Kurtuluş Savaşı romanlarının bazı ortak özelliklerini görebilirsiniz. Ankara'nın ilk bölümünde bu özelliklerin aslında hepsini görebiliyoruz. Ama bu bölümde Yakup Kadri Kurtuluş Savaşı açısından romanın geri kalanında da çok önemli olacak tek bir kavramı fazlasıyla ön plana çıkarıyor. Milli mücadele ruhu. Türkiye'nin bütün zorluklara ve imkansızlıklara rağmen savaşı kazanmasını sağlayan bu milli mücadele ruhu romanın ikinci bölümünde de çok önemli bir tema olarak kalıyor. Ama ne yazık ki olumlu olarak değil. İkinci bölümle ilgili bilinmesi gereken en önemli detay şu. Yakup Kadri bu bölümde aslında romanın yazmakta olduğu yılların Ankara'sını konu alıyor. 1930'lu yılların Ankara'sında gözlemlediği bu hayatı onaylamayan Yakup Kadri aslında romanın bu bölümünde milli mücadele ruhunun büyük ölçüde kaybedildiği mesajını veriyor. Biraz amiyane ama durumu çok iyi özetleyecek bir cümleyle aslında şunu söyleyebiliriz. Yakup Kadri bu bölümde şu soruyu soruyor. Ya tamam biz Kurtuluş Savaşı'nı kazandık ama iş sadece bununla bitiyor mu? Savaşı kazanmakla ülke gerçek anlamda kurtulmuş oluyor mu? Ekrandaki alıntılardan da anlayacağınız gibi Yakup Kadri 2. bölümde Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra Ankara'da oluşmaya başlayan hayat tarzını ciddi anlamda eleştiriyor. 2. bölümün bütün meselesi de aslında bundan ibaret. Peki bu durumla ilgili ne yapmak gerekiyor? İşte bu soru da bizi 3. bölüme getiriyor ki 3. bölümde aslında kronolojinin çok önemli olduğu bir bölüm. Yakup Kadri gibi bir yazarı düşündüğümüzde aslında Cumhuriyet'in kuruluş yıllarını, yani oldukça eski bir dönemi anlatan bir yazarı düşünüyoruz. Ki aslında bu romanın ilk iki bölümüyle ilgili söylediğimiz şeylere bakıldığında böyle bir şey düşünmekte çok da haksız değiliz. Ancak romanın üçüncü bölümüyle ilgili oldukça riskli bir durum var. Olaya ya işte birinci bölümde 1920'leri, ikinci bölümde 1930'ları, üçüncü bölümde de 1940'ları anlatıyor diye yaklaştığınız zaman önemli bir detayı gözden kaçırma ihtimaliyle yüz yüze geliyorsunuz. Romanın üçüncü bölümü bugün bize çok eski bir tarih gibi gelen 1940'lı yıllarda geçse de aslında romanı yazan Yakup Kadri için bir gelecek anlamına geliyor. İlk iki bölümün aksine 1934 yılında yayımlanan Ankara romanının üçüncü bölümü yazarın kişisel deneyimlerini değil, gelecekle ilgili kurduğu bazı hayallere dayanıyor. Bunun en somut örneği 1940'lı yıllarda yapılan bir Cumhuriyet Bayramı kutlamasına aslında 1938 yılında hayatını kaybedecek olan Mustafa Kemal Atatürk'ün katılması. Tabii bölümün geri kalanında, dikkatli okunduğunda çok gerçekçi olduğunu söylemek mümkün değil. 1930'lu yılların ortasındaki hali Yakup Kadri tarafından yerden yere vurulan Ankara ve Türkiye yalnızca birkaç sene içinde milli mücadele ruhunun yeniden keşfedilmesiyle neredeyse hiçbir sorun olmayan, refah içinde, herkesin mutlu ve üretken bir şekilde yaşadığı adeta bir cennet haline geliyor. Videonun başında da söylediğimiz gibi Yakup Kadri'nin bu üçüncü bölümü edebiyatta ütopya olarak tanımladığımız yapıya büyük ölçüde uyuyor. Ütopyanın bir sözlük anlamını ekranda görebilirsiniz. Ama daha basit bir açıklamayla bir yazarın kendine göre ideal bir dünya düzenini anlatması olarak da bu kavramı tanımlayabiliriz. Yakup Kadri ülkenin güncel durumunu eleştirdiği ikinci bölümden sonra kendisine göre işlerin nasıl olması gerektiğini, Türkiye'de ne gibi değişiklikler yaşanması gerektiğini üçüncü bölümde anlatıyor. Burada aslında Yakup Kadri'nin politik görüşlerini anlamak da çok faydalı olabilir. Çünkü Yakup Kadri sadece bu ütopya düzenini tanımlamakla kalmıyor.
aynı zamanda bu düzenin nasıl ulaşılabileceğiyle ilgili bazı ipuçları da veriyor. Bu noktada anlaşılması gereken önemli kavramlardan bir tanesi Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerinden biri de olan devletçilik kavramı. Aslında karmaşık bir kavram olan devletçiliği günümüzde biraz daha yaygın olan zıttını anlayarak daha iyi çözebiliriz. Tamamen serbest olan bir ekonomide devlet ekonominin işleyişine aslında çok fazla karışmaz. Örneğin siz ayakkabı satarak zengin olacağınızı düşünüyorsanız bir ayakkabı fabrikası kurabilirsiniz. Pancar ekerek zengin olacağınızı düşünüyorsanız bir pancar tarlası kurabilir veya kendi ülkenizde popüler olacağını düşündüğünüz bir ürünü istediğiniz gibi ithal edip satabilirsiniz. Devlet bununla ilgili bazı genel kurallar koyacaktır ama çoğu zaman sizin tam olarak ne iş yaptığınıza fazla karışmayacaktır. Bu durum günümüzde gayet iyi tanınan, hatta şu anda bile içinde yaşadığımız ekonomik yapılarla ilgili anlayışımızın temellerini atan Adam Smith'in teorileriyle de büyük ölçüde doğru orantılıdır. Adam Smith'in köklerini attığı bu ekonomik düşünceye göre aslında kişiler sadece kendi çıkarları peşinde bazı ekonomik kararlar alırlarsa bu bir şekilde görünmez bir elin yardımıyla piyasaların dengeye oturmasını ve ideal bir şekilde işlemesini sağlar. Bu anlattığımız yapıdan biraz farklı bir şey ifade eden devletçilikte ise ekonomik kalkınma ve planlama bireyler tarafından değil doğrudan devlet tarafından yapılır. Böyle bir düzende devlet yatırımların önemli bir boyutunu doğrudan kendisi yaptığı gibi özel teşebbüslerde yani bireysel olarak yapılan yatırımlarda da önemli söz hakkı sahibi olur. Örneğin siz bir ayakkabı fabrikası açarak çok zengin olacağınızı düşünebilirsiniz. Ama eğer devlet ülkede yeteri kadar ayakkabı üretildiğini düşünüyorsa size bir ayakkabı fabrikası açmanız için izin vermeyebilir. Veya çok büyük topraklarınız varsa burada pancar tarlası yerine daha çok ihtiyaç olduğu için buğday yetiştirmenizi tavsiye edebilir. Yakup Kadri'nin 3. bölümde savunduğu görüşler de aslında bu dönemde uygulanmakta olan devletçilik anlayışını daha da ileri çekmeyi savunuyor. Devletçi bir düzende devlet bir bölgeden ne kadar buğday elde edilmesi gerektiğini veya hangi fabrikaların öncelikli olduğunu belirleyebilir. Ama bütün köylere kadar gidip bakın burada kimse tarım yapmayacak, burada herkes hayvancılık yapacak, bu bölgede bir tane bile tarım alanı olmayacak gibi bir şey söylenmesi biraz aşırıya kaçan bir durum olur. Ama ilginç bir şekilde Yakup Kadri Ankara'nın 3. bölümünde anlattığı ütopyaya ulaşabilmek için böyle bir sistem gerektiğini ifade ediyor. Bu düzende bütün işçiler devlet memuru olarak çalışıyor. Başlarında bireysel patronlar bulunmuyor. Dolayısıyla ülkede herhangi bir sınıf çatışması veya işçilerin zor durumda bulunması gibi bir durum gözükmüyor. Aynı zamanda nerede nasıl sanayi yapılacağına, hangi bölgenin hangi tarım ürününü üreteceğine, nerede hayvancılık yapılacağına her şeye devlet karar veriyor. Kısacası Yakup Kadri'nin savunduğu düzen en ufak şeye kadar bütün kararları devletin verdiği bir düzen. Bu konuyla fazlasıyla ilgili olanlar için verilebilecek ufak bir arka plan bilgisi daha var. Yakup Kadri'nin burada ifade ettiği görüşler aslında kendisinin 1932-35 yılları arasında, yani aslında bu romanı da yazdığı dönemde çalıştığı bir derginin, Kadro dergisinin görüşlerini büyük ölçüde yansıtıyor. Bu konuda biraz daha detaylı bilgiler için sitemizdeki Ankara dosyasının arka plan bölümüne göz atabilirsiniz. Bu videoda size Ankara ile ilgili bazı temel arka plan bilgileri vermeye çalıştık. Önce romanın 3 bölümlü yapısının bu kitabı neden enteresan bir kitap hale getirdiğine, daha sonra da 3. bölümün diğer 2 bölümden nasıl ayrıldığına değindik. Romanın Kurtuluş Savaşı anlatıları veya Milli Mücadele romanları içinde nasıl değerlendirilebileceğini göz attıktan sonra da Yakup Kadri'nin bazı siyasi görüşlerinin romanın son bölümünde nasıl karşımıza çıktığını konuştuk. Bunlar tabii ki Ankara ile ilgili verebileceğimiz bilgilerin çok küçük bir bölümünü oluşturuyor. Daha fazlası için her zaman Yakup Kadri ile ilgili diğer videolarımızı izleyebilir ve sitemizden Ankara dosyasına göz atabilirsiniz.